İyi günler diliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Sektörler arası yolculuğumuza tüm hızıyla devam ediyoruz. Ve bizler şu anda Konya'da bulunan CNK Lojistik'teyiz. Yanımızda firma müdürü Sayın Erkan Özcan Beyefendi bulunmakta. Bakalım sektör ve çalışmalarına dair bizlere neler aktarıyor olacak? Merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Öncelikli olarak teşekkür ediyoruz bizleri ağırlamış olduğunuz için ve hemen sizleri tanımak istiyoruz. Tabii ki. Ben CNK Lojistik'te de aslında daha yeni geldim. Biz bir aile firmasıyız, aile şirketiyiz. 1996 yılından bu yana hizmet vermekteyiz. Bir lojistik firması olarak girdi başa Konya sektöründe. Aile firması olduğu için de 3 kardeşin ortak kurduğu bir firma açıkçası. Uzun yıllardır sektörün içindeyiz. Bu evet. Anlamda burayı daha detaylı tanımak isteriz. Vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir acaba? Biz nakliye hizmetleri vermeye başladık ilk başta şirket olarak. Tabii o zamanlar araç sayısı daha az olduğu için tamamen yurt içerisinde ve kamyonlarla, daha küçük arabalarla hizmet veriyorlardı. Burada özellikle kuru yük ve işte benzeri yükleri yurt içerisindeki diğer illere nakliyesini ve sevkiyatını tamamlıyordu. Misyon olarak da bunu benimsiyorlardı. Tabii sonrasında biz yeni yıl olarak bir şekilde bir firma daha kurmayı planlıyoruz. Onunla beraber de şimdi uluslararası lojistik içerisine girmeye başladık. Şu an Balkanlar üzerinde en çok lojistik hizmeti vermeye başladık. Buna inşallah Avrupa'yı da dahil edeceğiz zaten. Şu anda yurt içindeyiz ama yakın zamanda yurt dışına da açılıyoruz i̇nşallah. Diyebiliriz. Peki tam olarak neredeyiz? Yani insanlar bize nasıl ulaşım sağlayabilir? Konya'nın Horozdağan Mahallesi, İstikamet Caddesi, Özge Sokak No. 2. Bu kamyon garajı olarak geçen bölgedeyiz. Gayet merkezi bir yerdeyiz zaten. Peki takdir edersiniz ki sektörde yalnız değilsiniz. Sizi diğer yerlerden ayıran en büyük özellikleriniz nelerdir acaba? Evet, çok güzel bir soru açıkçası. Şimdi öncelikle biz gönderdiğimiz bütün araçların tamamen arkasındayız. Özellikle şu anlamda söylüyorum. Herhangi bir şekilde gönderilen ürünlerde bir zarar ve benzeri şeyler olduğunda bunu tamamıyla biz kendimiz karşılıyoruz. Çünkü gönderdiğimiz bütün araçlar sigortalı ve kaskolu olarak gidiyor. Tabii buna ek olarak da şunu söyleyebilirim. En çok ürünlerin gönderildiği illerden, yani ülkenin genellikle beslediği en çok iller İstanbul ve İzmir'dir. Büyük nüfuslu illerdir. Oralarda da bu yüzden özellikle hem dönüşlerin de çok olduğu için şubelerimiz var orada da. İki tane de şube açtık oralara. Harika. Peki bu hizmetleri verirken eminim güçlü bir ekibe de ihtiyacımız vardır. Kadromuzdan biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki. İstanbul'da iki tane çalışma arkadaşımız var. Aynı şekilde İzmir'de iki tane çalışma arkadaşımız var. Konya merkezde de toplamda ofis çalışan olarak 4 kişiyiz. Bir de 6 tane öz malımız var, tırlarımız var, 6 tane de şoförümüz var. Hepsi alanında uzman Doğru. insanlar Kesinlikle. Diyebiliriz. Peki biraz da müşteri memnuniyetine değinmek isterim. Nasıl geri dönüşler alıyorsunuz acaba? Açıkçası yani şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadık. Zaten bizim şirketin 96 yılından beri ayakta kalmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de dediğiniz gibi hizmette herhangi bir kusurumuzun olmamasıdır. Sonuna kadar her zaman dediğimiz gibi gönderdiğimiz ürünleri tam bir güvenli ve zamanında, tabii bu işin en önemli noktalarından bir tanesi de odur. Zamanında ve güvenli bir şekilde iletmeye çalıştık. Bu şekilde hizmet vermeye çalıştık. Peki firma olarak gelecek hedeflerimiz nelerdir acaba? Ya açıkçası biz tamamen işte tükettiğimiz karbon ayak izinde yaptığımız her şeyi tamamen karşılamak istiyoruz. Gelişen teknolojide ayak uydurmak istiyoruz. Arzu edersiniz ki bu teknoloji zamanla işte elektrik tamamen yük taşımacılığını da elektriğe doğru çevirecek. Planlarımız arasında bu var açıkçası. İlk gelen teknolojileri Türkiye'de ilk öncüsü olamasak bile ikinci isimlerden bir tanesi biz olmak istiyoruz. Bunları da anında adım atmak istiyoruz. Şu an elimizden gelen neyse de onu yapmaya çalışacağız. Bizler de bu anlamda yolunuzun açık olmasını diliyoruz efendim. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Çok kötü günlerden geçtik şu son zamanlarda. Haliyle bir deprem gibi bir felaket yaşadık. Açıkçası hepimizin başı sağ olsun. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bu zamana kadar aslında lojistik ve nakliye sektörü çok umursanan ya da dikkate alınan bir şey değildi ama özellikle yaşanan bu son zamanlardaki sorun ne kadar önemli bir meslek grubu olduğunu da ortaya koydu. Çünkü aslında her şey sadece üretmek değil, üretmenin yanında bunları da iletebilmektir, insanlara ulaştırabilmekti. Bunu artık herkesin önemsediğini ve önemli gördüğünü de inanmak istiyorum en azından öyle söyleyeyim. Bizler de desteklerinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ve başarılarınızın devamını diliyoruz efendim. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim.